Pusula Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. 19. dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Pusula TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atık'ı ziyaret ederek Pusula Televizyonu'nun Zonguldak'a kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. 19. dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Pusula TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atık'ı ve ekibini ziyaret ederek başarılar diledi. Tebrik ediyorum. Hakikaten halkımızı canlı olarak çoğu zaman izliyoruz. Canlı olarak Zonguldak haberlerini alma imkanımız da oldu. Bir kere daha tebrik ediyorum. Çok uzun Ali Rıza bizim kardeşimiz, ekibiyle beraber çok uzun yıllardır bu işte uğraşıyor. Tahmin ediyorum ki bundan başka da uğraşacağı bir iş yok. Öyle zannediyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla tek uğraşacağı iş bu. Bunu inşallah daha ileriye götürür. Zonguldak'ı Pusula TV'nin internet sitesinden takip etme imkanı bulduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Milletvekili Uzun, Zonguldak'ın göç ve istihdam sorununa değindi. Mutluluk duyarız. Hem bölgemizin hem Türkiye'nin ileride uydu ya da girerse inşallah hem Türkiye'de hem dünyada izlenme imkanını bulur. Çok mutlu oldum. Seviniyoruz. Biraz önce biliyorsunuz aniden geldik, baskın yaptık buraya. Biz de arkadaşlarımızı, bu tür hizmet yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yatırım yapanları tebrik ediyorum. Sabahleyin Özel Devlet Hastanesi'ne orada Okan Bey başhekimi ziyaret ettik. Orada da gördük ki Zonguldak'a bir çivi çakan, herkesi tebrik ediyorum. Biraz önce Ali Rıza Bey'le paylaştık. İşte nüfusla Türkiye genelinde yine de baktık Zonguldak nüfusunda. Bir miktar düşüş, kayıp olduğunu gördük. Zonguldak'ın sorunları çoktur. Bu bir ziyarettir. Burada çok paylaşmak istemiyorum. Ama Pusula gazete sayesinde Zonguldak'ta hemşerilerime bir kere daha selam ve saygılarımı iletiyorum. Zonguldak'ın bana göre en büyük sorunlarından birisi istihdam, istihdam, istihdamdır. Geri kalanını sonradan zaman olacak. O zaman daha çok tartışırız. Ben sizlere başarılar diliyorum, tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz sizi milletvekilinden öte her zaman bir abi olarak gördük. Ankara'da bir kapımız olarak gördük. Bu kapının da size her zaman açık olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Pusula Radyo Televizyon AŞ şirket olarak benim olabilir ama bu televizyon bütün Zonguldak halkının, bütün herkesin. Siz de istediğiniz zaman gelip Zonguldaklarda buluşmak istediğinizde kanalımız size açık olacaktır. İlginize, desteğinize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Nasıl güzel? Bak buraya geldim ben. Oturdum bastım. Tabii buraya da geldim. Acil baskın yaptık. Yani ama güzel bir şey. Allah haberleri haberler izliyoruz. Alışmaya çalışıyoruz. Yeni yeni öğreniyoruz. Olsun. Ama daha, yani... daha rahat. Daha rahat edin. Çünkü haberleri izliyoruz. Lazım ya. İnsan merak ediyor. Kendi şehrinde ne yok. Şu haber kanalı olduğumuz için hep yoğunlaşıyoruz. Doğrudan her şeyine yoğunlaşıyoruz. Hep birer tarafa dağılmış durumda. Olsun. Ama işin güzelliği burada. Biraz yoruldum. Zonguldak'ın nüfusu son 5 yılda 20.907 kişi azaldı. Arkadaşlarımız Demir Demir ve Ergün Özkul vatandaşlara bunun nedenini sordu. İşte o yanıtlar. Emekçi kendi Zonguldak'ın nüfusu hız kesmeden azalmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve Zonguldak'ın komşularının nüfusları artarken Zonguldak'ın nüfusu son 5 yılda 20.907 kişi azaldı. Bunun nedenlerini halkımıza soracağız. Bakalım onlar ne diyor? Zonguldak'ın nüfusu neden azalıyor? Neden göçüyoruz? Zonguldak son 5 yılda 20.907 kişi azalmış. Zonguldak göç veriyor. Sence neden Zonguldak göç veriyor? Şimdi Zonguldak'ta iş imkanları kısıtlı. Bir tek TK var. Bir de üniversite öğrencileri şehir dışına çıkmak istiyor. Zonguldak'ta kalmak istemiyor. Üniversitede çok kapsamlı olmadığı için dışarıdan öğrenci de fazla gelmiyor. Bu yüzden Zonguldak nüfusu giderek azalıyor. Peki sen göç etmeyi düşünüyor musun? Ben göç ettim zaten. Liseyi Zonguldak'ta okumuştum. Şimdi üniversite İstanbul'da okuyorum. İstanbul'a taşındık. Peki neden göç ettin? Burada yani bilgisayar mühendisliği okuyorum. İleride burada iş imkanım sıfıra yakın. Yani İstanbul'da iş imkanım daha yüksek. O yüzden İstanbul'a göç ettik. Ya işsizlikle de alakası olabilir, şehirle de alakası olabilir. Yani çok çalışma imkanı olmadığı için. Peki sen göç etmeyi düşünüyor musun? Hayır. Ama ileriki zamanlarda olabilir. Aileme bağlı bir şey.
Hava kirliliği çok fazla. Mesela emekli olanlar, emekliliğini alanlar daha temiz yerlere gitmek istiyorlar. Ya benim babamın da hayaliydi mesela. Hani emekli olduktan sonra daha temiz deniz kenarına. Tamam burası da deniz kenarında ama hani hava kirliliği çok fazla var madenlerden dolayı. Peki siz göç etmeyi düşünüyor musunuz? Aklınızda böyle fikir var mı? Ya tabii ben zaten burada okumuyorum. Sonrasında da Zonguldak yerleşmeyi düşünmüyor musunuz? Dönmeyi düşünmüyorum açıkçası ama tabii ne olur. Hava kirliliğinden az oluyor bence. Çünkü kömür, herkes soba yaktığı için hava kirliliğinden az oluyor bence. Bundan. Sizce Zonguldak'ın nüfusu neden azalıyor? Bence işsizlik olabilir. Çok fazla iş imkanı gerçekten de bulunamıyor yani. Siz göç etmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Mesela İzmit. Neden göç etmeyi düşünüyorsunuz? İş imkanı daha fazla. %10'u gitmiş yani. %10'dan fazlası. Ben de turizmciyim. Dışarıdayım zaten. Hiç burada çalışmadım. 25... Sizce bu göçün nedeni ne? Burada şey yok ki. İstihdam yok. Fabrika yok. Üretim yok. Hiçbir şey. Burada bir TTK var. O kadar. Geri kalan işte esnaf kendi arasında iş bulursan çalışırsın. Buradan çık. Atıyorum Bolu. 200 kilometre git. Buradan sonra her yerde iş var. Güvenlikçisi var. Burada bir yere güvenlik aranıyor de 1000 kişi başvurur. Çalışan da başvuruyor, çalışmayan da başvuruyor. Peki siz göç etmeyi düşünüyor musunuz? Ben zaten bir turizmciyim. Marmaris'te çalışıyorum ben 20 senedir. Bence madenler falan da özelleşiyormuş. Yani Zonguldak'ta da pek fazla iş yok. Ya yani işsizliktir kesinlikle. Yani öyle düşünüyorum. Peki siz daha sonra göç etmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Özellikle yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin imkanları çok kısıtlı. Eğitim açısından da, bilim açısından da her şekilde. Konuda. Bence işsizlik çok arttı. Çarpık kentleşme var. Olanaklar kısıtlanmaya başladı. Bu kadar. Sen göç etmeyi düşünüyor musun? Hayır. Bence yani ülkeyi daha iyi bir yerlere getirmek için burada kalıp bir şeyler yapmalıyız. Ve bence işsizlik. Başka bir neden biçmiyorum. İş imkanları yok. Peki siz göç etmeyi düşünüyor musunuz? Ben zaten burada oturmuyorum. Buralı mısınız? Buralıyım. Daha önce göç ettiniz. Evlendim. Evlilik dolayısıyla gittim. Zonguldak'a gelmeyi düşünmüyorsunuz ama. Düşünüyorum. Çok seviyorum. İş olmasına gerek yok benim için. Ama benim için ama genel olarak işsizlik. Atilla Öksüz'ün gün ortası konuğu Zonguldak eski belediye başkanı İsmail Eşref oldu. Lahvar alanından canlı yayınlanan programda İsmail Eşref lahvar alanı projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şöyle diyelim isterseniz şu karar jüri kararı. Evet. Önce şunu göstereyim. Bu kararımız kent konseyi kararı. Kent konseyi o aylarca 6 ay çalışarak yaptığı istekleri burada sıraladı. Bu katalogdan anlatıyorum. Evet. Bu kent konseyi kararı 2009 Mart'ında başlayıp 2009 Ekim'inde biten bir süreç. Daha sonra jüri kararı, yani projenin profesörler burada imza altına alınan isimleri saymak istiyorum. Danışma kurulundaki vali, belediye başkanı, rektör hariç jüri üyeleri Profesör Doktor Emre Madran, Profesör Doktor Aysun Özkese, Doçent Doktor İcrail Sema Dinçer, Yardımcı Doçent Doktor Aslı Öğüt, Erbil, evet. Mehmet Nazım Özer, Kemal Özgür. Bu jüri bu kararı verdikten sonra biz belediye meclisinden bu kent konseyinin kararını onayladık. Daha sonra Kültür ve Tabiat Vakfı Koruma Kurulu şu kararıyla mühürüyle, imzalarıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 üye diyor ki... Evet, arkadaşlarınıza gösteriyorlar başkanım. Evet, evet, diyor ki biz projeyi inceledik ve yapılan görüşme sonunda, son dibini okuyorum, yapılan bu çalışmaların, proje çalışmalarının imar plan değişikliklerinin yapılmasına esas olduğu, hükümlerin eklenmesi gerektiğine, imar plan değişikliklerinin de kurulumuz bu görüşleri doğrultusunda hazırlanarak BD meclisi kararıyla kararımızın sonuçlandırmasına karar verildi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben diyor kararımı belediye meclisine bırakıyorum. Yani ben onaylıyorum. Son kararı belediye meclisi versin diyor. Bu çok anlamlı. Belediye meclisinin Kültür ve Tabiat Vakfı Koruma her kararını meclis kararını onaylayarak yapar. Halbuki burada tam tersini yaptı. Dedi ki ben siz doğru düşünüyorsunuz. Bu adımlarınız doğru. Ben burada karar veriyorum. Ama belediye meclisinin aldığı kararı aynen onaylıyorum dedi. Ne alacak karar?
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere 55 bin metrekare beton kilitli parke ihalesi gerçekleştirildi. Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay Başkanlığı'nda yapılan ihaleye iki firma katıldı. Kaymakamlık toplantısı salonunda gerçekleştirilen ihale öncesinde açıklamalarda bulunan Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, 55 köyün ihtiyacı olan biner metrekarelik kilitli parke alımı için ihaleye çıkıldığını söyledi. İhaleye iki firmanın katıldığını kaydeden Çay şu bilgileri verdi. Metrekare parke vermek üzere toplam 55 bin metrekare birinci edapta parke alacağız. Onun ihalesi yani 50 bin artışlar veya eksiliş de olabilir. Bununla ilgili ihalemizi yapacağız. Şu anda ihalemize katılan iki firma mı katıldı? İki firma katıldı. Tekliflerini açalım. Ben hayırlı olsun diyorum. Bu birinci dilim yardımdır köylerimize. İkinci dilimde bu bittikten sonra da ikinci dilim parke yapıyor. Hedefimiz geçen de söylediğim gibi 120 bin metrekare bu sene parke köylerine dağıtmaktır. Artı bilindiği üzere dün de biz köydes projesi kapsamında gelen 1 milyon 817 bin liranın dağıtımıyla ilgili ilgilenen meclis üyesi arkadaşımla Köyde Hizmet Götürme Birlik Yönetim Kurulu'nca toplandık. Şu şekilde kararlarımızı aldık. Bizim müttefik köy yollarında rotbis yama malzemesi alınması için 3000 ton şeyden hatta 4000 ton birlikten 4000 ton da ÖDİ'den olmak üzere 8000 ton rotbis malzemesi alacağız köylerimize. Bozulan yolları da kullanacağız. Gene bunun da yanında bilindiği üzere birinci kat asfalt yolları yapacağız bu sene. Bu fındık ışıklar tırması yolunun geçen sene altyapısını hazırladık. Bu sene orası 5 kilometredir. Birinci kat asfaltını atacağız. Orayı da hizmeti açacağız. Vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında da açıklamada bulunan Kaymakam Çay şunları kaydetti. Bilindiği üzere köy yollarımızın müktelif yerlerinde bazı yollarımız çok bozuldu. Yama da yapsak tutmuyor. Onlara tekrar ikinci bir kat şey atacağız. Asfalt. Bunlar da şu köylerimizdir. Yeni Hakkı yol ayrımından Danışmentli, Dedeler, Yunuslu, Çayırlı, Zindancılar, Işıklı, Abdü yolu 15 kilometre. Birinci. İkinci gene Kızılca'dan giriyoruz. Pembeciler yolu 10 kilometre, 25 kilometre. Yaraşlı Yörük, Pembeciler, Çataklı'dan devam ediyoruz. O yolumuz 2 kilometre reisinde. O 25-27 kilometre. Sütlüce, Yeni Doğancılar yolumuz 5 kilometre. 32. Esentepe, Kabalar, Külah yolu da 3 kilometre. Olmaz 30 toplam 35 kilometre. Yolumuz da ikinci. Kat asfalt yapacağız. Zonguldak Level Hastanesi ile Zonguldak Kuyumcular Derneği arasında indirim protokolü imzalandı. Zonguldak Kuyumcular Derneği üyeleri ve üyelerinin birinci derece akrabaları Level Hastanesi'nde indirimli olarak tedavi edilecek. Level Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Okan Biçki imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biz Zonguldak Kuyumcular Derneği ile buradaki çalışmalarımızdan, Zonguldak içindeki vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerinden mutlaka gibi memnuniyetleri oldu ki yani bizlerle bir anlaşma kendi çalışanları da dahil, yakınları da dahil olmak üzere dernek üyelerinin hastaneden hizmet alması konusunda bir anlaşma yapalım. Bir karşılıklı bir görüşmelerimiz oldu. Sağ olsunlar geldiler. Bu anlaşmamızı şimdi imzalayacağız inşallah. Bundan sonra Zonguldak Kuyumcular Derneği ile zaten çok yakınız. Hepsini çok iyi tanıyoruz. Hepsiyle her zaman görüşürüz. Hepsi eşimiz, arkadaşımız, dostumuz. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Hastalık olmasın ama gene görüşmelerimiz de devam edin. Devam edelim. Kuyumcular Derneği Başkanı Çetin Çelik ise Zonguldak'a yatırım yapan herkesten Allah razı olsun dedi. Hastanemizin Zonguldak'ta olması bizim için büyük bir şans. Sermayesinin Zonguldak'ta olması, bu kadar mükemmel bir hastanenin olmasından dolayı da gururluyuz. Ben kendim de burada genel check-up'tan geçtim, kontrolden geçtim. Eşim burada kanser tedavisini burada, kanser olduğunu burada öğrendik tesadüfen check-up'ta. Teşekkür ederiz. Annem olsun, tüm akrabalarım olsun, hepimiz burada tedavi görüyoruz ve çok memnunuz.
bu kadar mükemmel bir hastanede bizim meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın, akrabalarımızın hepsinin yararlanması gerektiğini düşünerek imza yapmak için Okan hocamıza geldik, müracaat ettik. Teşekkür ederiz, bize de imkan sağladılar. Yavel Hastanesi ve Kuyumcular Derneği arasında yapılan protokolde Kuyumcular Derneği üyeleri ve birinci dereceden akrabaları Yavel Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinden %30 indirimli olarak faydalanacak. İş arayanlar, sıradaki haber sizin için. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programı ile ilgili 500 işçi alınacağını belirtti. Demirsu, başvuruların 30 Ocak, 8 Şubat tarihleri arasında olacağını söyledi. İşe başlayacak kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, belediyeler, müftülük, il özel idare ve kaymakamlıklarda çalışacaklarını belirten Demirsu, başvuruların merkezde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara yapılacağını ifade etti. Türkiye İş Kurumu'nca işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve özel politika gerektiren grupların çalışma hayatına kazandırılması amacıyla aktif iş gücü hizmetleri kapsamında toplum yararına çalışma programı ile ilgili ilimize 500 kişilik daha ek ödenek tahsis edildi. Program çerçevesinde işe başlatılacak kişiler merkezde ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, belediyelerde, müftülüklerde, il özel idarelerinde ve kaymakamlıklarda çalıştırılacak. Başvurular merkezde kurumumuza, ilçelerde kaymakamlıklara yapılacak olup 30 Ocak 2015'te başlayacak, 9 Şubat 2015'te sona erecek. Başvuruların sona ermesine müteakip başlayacak asil ve yedek işçilerimiz, çalışacak kişilerimiz noter kuransıyla seçilecektir asil ve yedek olarak. Toplum yararına programlarındaki amacımız istihdamında zorluk çekilen işsizlerimizin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve geçici gelir desteği sağlamak olup Zonguldak ilimize bu yıl için 1022 kişilik ödenek gönderildi ve bunların tamamını kullanıyoruz. Ereğli CHP ilçe başkanı Hayrettin Kartal, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı suya yaptığı zam nedeniyle mahkemeye vereceklerini söyledi. Kartal ayrıca Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirilmesine yönelik yapılan açıklamalar için Zonguldak'ı tümüyle çöküntüye sürükleyecek sözü söyledi dedi. Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Hayrettin Kartal, CHP'li belediye meclis üyelerinin teklifiyle suda %30 indirim yapılması kararının alındığını, ancak belediye başkanı Hüseyin Uysal'ın suya zam yapması nedeniyle durumu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Aralık ayı meclisinde ise belediye başkanı su indiriminin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek iptal edilmesini istemiş, ancak belediye başkanının bu isteği oy çokluğu ile reddedilerek suyun %30 ucuzlaması kesinleşmişti. Fakat belediye başkanı gelir tarifesine suyun indirimsiz metreküp fiyatı olan 1.44 TL'yi değil, zamlı fiyatı olan 2.05 TL'yi koydurarak henüz bir ay dahi olmadan suyu yine zamlı fiyattan halka yansıtmıştır. Belediye başkanının bu davranışı her şeyden önce meclise saygısızlıktır, Ereğli halkına saygısızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri bu haksız ve hukuksuz dayatmaya muhalefet şerhi koymuştur. Yasal olmayan bu karardan bir an önce dönülmeli ve Karadeniz Ereğli halkına vaat edilen ucuz su sağlanmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Karadeniz Ereğli halkının çıkarlarını sonuna kadar savunacağız ve gerekirse bu konuyu yargıya taşıyacağız. Kartal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirmek istemelerine de sert tepki gösterdi. AKP iktidarı nihayet en yetkili ağızlarından ağzındaki baklayı çıkardı ve Zonguldak'ı tümüyle çöküntüye sürükleyecek sözü söyledi. TTK'yı özelleştirmek istiyorlar. Gerekçeleri de gayet basit. TTK yılda 500 milyon zarar ediyormuş. Türkiye'nin en karlı kuruluşlarını, Telekom'u, Tüpraş'ı, Erdemir'i, SEKA'yı, Petkim'i, Tekel'i, şeker fabrikalarını, çimento fabrikalarını, bankaları, sigortaları ve daha birçok kuruluşu haraç mezat babalar gibi satacaksın. Ondan sonra da TTK zarar ediyor diyerek özelleştirmeye çıkaracaksın.
CHP Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü olarak açıkça ilan ediyoruz ki TTK'yı özelleştirmek Zonguldak'a ihanettir. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Gazipaşa Caddesi'nin cadde ve kaldırımlarının ne zaman onarılacağını açıkladı. Akdemir, Gazipaşa Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili de bilgiler verdi. Zonguldak halkının her gün isyan ettiği ve bir türlü yapılmayan cadde ve kaldırımların onarılmasıyla ilgili Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir sorularımızı yanıtladı. Evet, özellikle çok büyük handikap. Evet, Gazipaşa Caddesi özellikle Kızılay'ın önünden Ordu Evi'ne kadar, pardon daha da ileri Adliye'nin önüne kadar olan her iki taraf sağlı sollu kaldırımlar çok kötü. Ben Zonguldak'ta yaşayan bir vatandaşım. Ben bile nefret ediyorum o caddede yürümekte. Ancak biliyorsunuz Zonguldak'ta kentsel dönüşüm adı altında riskli binalarımızın tanzimi var. Birçok bina yıkıldı. Evvelsi günde banka yıkıldı biliyorsunuz. Yıktılar daha doğrusu. Yeni bir bina yıkılacaklar. Şimdi bu binaların yapılmasıyla birlikte ne oluyor? Kaldırımlar heder oldu. Heder oldu. Değil mi? Bak ağır makinenin tonajlar çıkıyor. Kamyonlar çıkıyor. Haklılar çıkıyor. Değil mi? Bir inşaat yapılacak yani. Yeni bir bina meydana gelecek. Şimdi bizim sokağa dökecek param olmadığını söylüyorum ben. Yapmam. Onlar bitmeden ben bu yaya kaldırımları yapamam. Benim sokağa dökülecek tüy bitmemiş yetimin hakkını oralara ben vermem diyor. Bunu açık öne söylüyorum. Ama çok kötü durumda. Yani şimdi bakın orada bir dosya var. Bakın. Biz bunun çalışmasını 2 yıl önceden yaptık. Biz rengini bile beğendik. Hangi taş, hangi şey olsun onu bile beğendik. Anlatabildim mi? Ama ben onu şimdi yapmam. Peki ne zaman yapacaksın? İşte oradaki inşaatlar bitecek. Herhalde 7-8 ay kadar bitecek inşallah. Ha biz tanzimini yapacağız tabii. Tanzimini yapılmadan olmaz kaldırımları. Tanzimini yapacağız. Bu geçici ama. Pansuman diyelim ona. Ama ondan sonra sağlı sollu tüm caddemizi hem ışıklarıyla hem kaldırımlarıyla tertemiz İnşallah. Ve çok uzun vadeye dayanıklı bir malzemeyle. Öyle 2 yılda bir, 1 yılda bir benim başkanlığımda böyle bir şey yapmam. 2'de bir kaldırım değiştirmem ben. Belediye Başkanı Akdemir, Gazipaşa Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili ise şunları söyledi. Evet, Gazipaşa'yı kapatmak için bizim elimizde bir sürü argüman var. Çalışıyoruz tabii bunun üzerinde. Ne olmasını gerekiyor, nasıl olmasıyla, sonunda trafiği nasıl rahatlatırız diye. Gerçekten çok çalışma yapıyoruz. Bir arkadaşım bunun üzerinde epey bir çalışma yapıyor. İsmini vermeyeceğim. Bir meclisçimiz gerçekten bu konuda güzel gayretleri var. İnşallah onu hayata geçirdiğimizde Zonguldak trafiği biraz daha rahatlayacak. Ancak Gazipaşa'yı kapatabilmemiz için Bitapaşa tünelinin bitmesi gerekiyor. Bitapaşa tüneli bittiği an orayı çok güzel bir şekilde tanzim eder. Beyoğlu Caddesi gibi yaparsınız. Ereğli ilçesi Çaylıoğlu köyünde meydana gelen felakette sel sularının iş yerleri ve evlere girişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ereğli'ye bağlı Çaylıoğlu köyünde Haziran ayında meydana gelen sel felaketinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde suların aniden yükselmeye başlaması ve insanların araçlarını kurtarma çabaları görülüyor. Bir işyeri sahibinin sel sularının girdiği dükkanından çıkan malzemeleri toplamaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor. İş yerlerinin kısa sürede sular altında kaldığı Çaylıoğlu köyünde suların dolapları devirdiği ve iş yerlerinin doğramalarını da yıktığı, malzemelerin sulara karıştığı görülüyor. Yaşanan sel felaketi sonrasında birçok iş yeri ve ev sular altında kalarak milyonlarca lira zarara uğramış ve köylüler suların çekilmesiyle birlikte yaralarını sarmaya çalışmıştı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi ortaklığında yaban hayatının araştırılması amacıyla Zonguldak Kuşları sergisi açıldı. Sergide Zonguldak'ta yaşayan 301 farklı kuş türünün fotoğrafı bulunuyor. Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergiye çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Sibel Köse de katıldı. Köse çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti. Kendilerine sağlık. Bir kitap çalışması da yapmışlar. Hem Zonguldak ilinde olan nadir türleri hem de olmayan bütün Türkiye çapındaki türleri çıkarmışlar. Nadir başarılı çalışmalardan biri olmuş. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Herkesi sergiye davet ediyorum. Meraklı meraksız herkesi bu güzel sergiyi görmek için davet ediyorum. Buraya gelmelerini istiyoruz. Öyle tebrik ediyorum hocalarımı. Sergide bulunan fotoğrafların birçoğunun çekimini gerçekleştiren ve kitabın yazarlarından olan Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sözen 10 yıldır yaptıkları çalışma sonucunda sergiye açtıklarını belirtti. Sözen bir hafta boyunca sürecek olan sergiye tüm vatandaşların katılmasını istedi. Bugün burada yazmış olduğumuz Zonguldak Kuşları kitabının tanıtımı ve Zonguldak Kuşları'nın fotoğraf sergisini yapıyoruz. Sergi bir hafta açık kalacak. Zonguldak'ta yaklaşık 10 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar 301 tür belirledik. Kitabımızda bu 301 türü sergiledik. Aynı zamanda Zonguldak'ta görmeyi beklediğimiz 20 ilave türü koyduk. Bütün Türkiye'de 478 kuş türü kaydedilmiş. Bunun 301 tanesi Zonguldak'ta olduğunu düşününce Zonguldak gerçekten çok zengin. İller sıralamasında 300 barajına geçen rast sayıda ilden birisi. İlk 10'dayız. Hatta şu anda 8. sıradayız. Bu gerçekten güzel bir şey. Kitap bu bakımdan Türkiye'deki kuşların neredeyse 3'te 2'sini karşılıyor. Zonguldak'ta da Türkiye'deki kuşların 3'te 2'sini görmek mümkün. Ve kuşlar bakımından da en önemli bölgemiz Zonguldak'ta şu anda Filios bölgesi. O yüzden çalışmalarımızın çoğunu orada yaptık. Orada da 55 hektarlık bir alan sadece kuşlar için koruma altına alındı. Bu çok güzel bir gelişme. Burada bütün bu güzellikleri bir hafta boyunca sergileyeceğiz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Aynı zamanda gelen arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, öğrencilere, halkımıza Zonguldak Kuşları kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaldığı otel odasında baygın halde bulunan 25 yaşındaki gence sağlık ekipleri müdahale etti. Sinir krizi geçirerek kendinden geçtiği öğrenilen genç hastaneye kaldırıldı. Olay Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Şener Sezer kaldığı otelin koridorunda çalışanlar tarafından hareketsiz halde yasarken bulundu. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şener Sezer'in sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdiği öğrenilirken hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme sürelerinin 2 Şubat pazartesi günü sona ereceğini belirtti. Yapılandırılan borçlar için son ödeme tarihi 2 Şubat pazartesi. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, ödemelerin kredi kartıyla peşin ya da taksitle yapılabileceğini belirtirken, bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedebileceğini belirtti. Kazım Karaca, mükelleflerin mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi. 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların İlk taksit ödemeleriyle peşin ödeme süresi 2 Şubat pazartesi günü sona erecektir. Ödemeler Gelir Dairesi Başkanlığı internet sitesi üzerinde kredi kartıyla veya vergi dairesi veznelerinden ya da tahsile etkili bankalar üzerinden yapılabilmektedir. Peşin ödemeler ilk taksit ödeme süresinin son günü olan pazartesi günü, 2 Şubat pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir faiz veya katsayı uygulanmayacaktır.
borçların başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Ancak daha önceden fazla taksit seçeneği seçilmişse daha düşük bir seçenek uygulanabiliyor. Yani 18 taksit seçeneği başvuru sırasında yapılmışsa diyelim ki 6 taksite bunu ödeme sırasında indirme imkanı olacaktır. Kredi kartıyla peşin veya taksit şeklinde ödeme yapılma imkanı da vardır. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde işlem tarihi itibariyle ödeme yapılmış sayılmaktadır. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde belli şartlar dahilinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilmiyor. Onlar da bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 tane taksiti süresinde ödememe veya eksik ödeme halinde kanundan yararlanma hakkı devam etmektedir. Ancak bu 2 taksitten fazla olursa bir takvim yılı içerisinde o zaman kanundan faydalanma hakkını kaybedecektir. Özellikle bu hususa mükelleflerimizin dikkat etmelerinde yarar bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi son günlerde genelde veznelerde ve bankalarda yığılmalar olduğu için olabildiğince son güne bırakmamalarında fayda var mükelleflerimizin. Ben de yapılandırdığım vergi borcumu şu anda ödeyeceğim. Şu anda Zonguldak Vergi Dairesi Vezne Bölümündeyiz. Buyurun. Sizin de borcunuz. Evet. Ne kadar borcunuz? 343 lira 55 kuruş. Bu ilk taksitiniz değil mi? Evet, ilk taksitiniz. Şöyle böyle. Siz de 2 Şubat'ta sona erecek olan yapılandırma borcunda sıkıntı yaşamamak için bir an önce gelip borcunuzu ödeyin. Burada sıkıntı. Bartın kapalı cezaevinde kalan ve hayatlarında hiç tiyatroya gitmeyen 21 hükümlü Göçük isimli oyunu sahneledi. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi aynı zamanda cezaevi infaz koruma memuru Metin Akdeniz'in yazıp yönettiği ve 21 hükümlünün rol aldığı tiyatro oyunu Göçük tutuklu ve hükümlüler tarafından izlendi. Göçük adlı tiyatro oyunu 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen Giresun faciasında şehit olan 263 madenciye ithafen yazıldı. Oyun maden faciasında Göçük'te kalan madencilerin kurtuluş hikayesini anlatıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren eğitimin ardından sahneye çıkan hükümlülerin performansı izleyicilerden tam not aldı. İnşallah rahmetli, inşallah bizi kurtarmaya yetişebilirler. İnşallah yetişler bizi kurtarmaya. Fazla hareket etmeyeceğiz. İçerideki okşileri bitirmeyeceğiz. Gerçi az da olsa içeriye hava geliyor. Beyler yaklaşık 3 saat. Ocağın başı dolmuştur şimdi. Zonguldak'ta atıl vaziyette bulunan Ahmet Erdoğan İlköğretim Okulu'nda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan Ahmet Erdoğan İlkokulu'nda meydana geldi. Madde bağımlılarının meskeni haline gelen atıl vaziyetteki okulda çıkan yangını gören çevre sakinleri 155 ve 110'a haber verdi. Burada bir çöp, Mehmet. Buradan gel. İtfaiye ekipleri 4. kata dayadıkları merdiven ile yangına farklı bir noktadan müdahalede bulundu. Çıkan yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı. Zaten bina şeydi. Bu alt tarafta bu hurdalar, tahtalar, kullanılmayan bed parçaları tutuşturmuşlar.
dışarıdan gelen birileri. Duman da bütün okulun her tarafına yayılmış, her taraftan çıkınca yangın vardı. Biz arada biz de geldik, müdahale ettik. Alt tarafı söndürdük, pencereleri açtık, havalandırdık, başka bir şey yok. İçeride kimse yoktu değil mi? Yok, içeride hiç kimse yok. Sadece dışarıdan gelen insanlar oyun oynamak için girmişler. Kim çıkartabilir? Oradaki yani tahtaları, bezleri buluşturmuşlar, alev almışlar. Alamadan önce de her taraf dumana buldu. Biz de müdahale ettik, önemli yaptık. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldak Kümürspor'da Başkan Süleyman Caner, kulübün ekonomik problemlerine çare bulmak için kentin çeşitli noktalarına yerleştirecekleri kumbaralarla destek toplayacak. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle devre arası transfer döneminde takip ettiği oyuncuları alamayan Zonguldak Kümürspor maddi kaynak arayışında. Kapı kapı dolaşarak yeni yıl takvimleri satışından kulübün kasasına 20.000 TL'ye yakın para kazandıran Başkan Süleyman Caner bu kez kumbara projesiyle destek arayışında. Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner maddi kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan kumbaraların tanıtım toplantısını yaptı. İmkanı olup da kulübe yardım etmeyen iş adamlarına sitemeden Başkan Caner, "Takım profesyonellikte kumbaraya geldik, gönlümüzü yüreğimizi ortaya koyup 2. lige yükseleceğiz" dedi. Bunun başı takımımızın kampı ihtiyacı. Şimdi Eyvallah'ın ufaklığına ihtiyaçlarımızı gideriz. Tabii futbol devamlı gideri olan bir spor. O zaman da söylemiştik, başka projeler de yapacaktı. Şimdi Zonguldak Stadyumu'ndaki şehir stadyumunda bulunan kale arkası ve yan işte reklam panolu, projeler reklam panosunu kiraladık. Bunları Zonguldak Spor'a geri getirmek için şu anda esnafımıza, sanayicimize kiralayacağız. İnşallah Zonguldak Spor'a sahip çıkılır. Bu 35 adet reklam panomuz istediğimiz beklentimiz gibi. Dolar bir diğer kampanyamız. Zonguldak'ta çeşitli yerlerde bu gördüğünüz kumbara şeklinde yaptırdığımız kumbaraları ticaretin yoğun olduğu yerlerde stadın girişinde, stadyumun girişinde olabilir. Bu tip alanlara yerleştirmek suretiyle Zonguldak Spor'a ek bir gelir kaynağı olmasını temenni ediyoruz. Bu takım elindeki imkanlara gittiği yere kadar gider. Ne başarı gerekiyorsa onu yaparız. Gönlümüzü verir, yüreğimizi koyarız, bir şey yapacağız. Ben hiçbir şekilde utanmıyorum. Utanmam da takımın için, başarısı için her şeyi yaparım. Bize yardım etmeyen utan. İmkanı olup da, şu Zonguldak'ta eşle birlikte imkanı olup da yardım etmeyenlerin param yok diyebilen insan utansın. Başka bir şey demiyorum. Son sözüm bu. Bu sezon ilk kez Coca-Cola bölgesel gelişim liglerinde boy gösteren Zonguldak Kömürspor, çeşitli yaş gruplarında 10 oyuncuyu birden renklerine kattı. Teknik sorumlu Şenol Demir, kendilerine kolaylık sağlayan kulüplere teşekkür etti. Genç yaştaki sporcuları maç tecrübelerini arttırmak ve profesyonelliği hazırlamak amacıyla federasyon tarafından organize edilen Coca-Cola bölgesel gelişim liglerinde yer alan Zonguldak Kömürspor, çeşitli yaş gruplarını 17 transferle güçlendirdi. Zonguldak Kümürspor A takımının Spor Toto 3. Lig'e yükselmesiyle altyapı yaş grupları bölgesel gelişim liglerine katılma şansı buldu. Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Şenol Demir, antrenörler Meftun Uzun ve Taylan Varol nezaretinde çeşitli kulüplerden altyapıya transfer olan genç yetenekler kırmızı lacivertli formalarıyla poz verdi. Zonguldak Kömürspor'un altyapısına kazandırılan isimler şu şekilde. Kozlu Belediyespor'dan Fatih Özkan, Burak Ertürk, Olgun Yücel, Berat Azaklı. Zonguldak Belediyespor'dan Emre Kurum, Üzülmez Spor'dan Berhan Akyay, Ayçi Spor'dan Doğukan Ece, Çatalazı Demir Spor'dan Mert Özsoy, Işık Spor'dan Emre Akburak, Karabük Ovacık Spor'dan Berk Yılmaz. Tabii zor bir ligdeyiz. Oyuncuyu, kaliteli oyuncu, yetenekli oyunculara ihtiyacımız var. Bu noktada işte yeni aldığımız oyuncuları size tanıtma noktasında burada bulunduk. İşte Kozspor, Üzülmez, Ayçi,
Zonguldak Belediye Spor, Çatalazı Demir Spor'dan oyuncuları aldık. Bu noktada bize hiç zorluk çıkarmayan kulüplerimize, başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ama oyuncu vermeme noktasında olan kulüpler de var. Çocukları başka kulüplerin altyapılarına, profesyonel takımlara yönlendirme durumları söz konusu. Bu noktada rahatsızlığımızı dile getirmek istedik. Bunda da yazılı olarak da zaten bunu belirttik. Şehrimizin tek profesyonel takımı Zonguldak Spor. Lider takım. Oyuncuları kulüplerimizi bize yönlendirmesi gerekiyor. Bu noktada yardım bekliyoruz. Yani diğer kulüplerimizden. Gençlik Girişim Ligi çok ciddi bir lig. Bunu daha önce de size belirtmiştim. 5 kategoride mücadele ediliyor. Ve çocukların oynadığı müsabaka sayısı 30. Yani çok ciddi bir rakam bu. Kendilerini geliştirme anlamında. O yüzden çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı kulüplerimiz bize yönlendirsin lütfen. Sırada 3 günlük hava tahmini var. Ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizler yarın yine aynı saatte en doğru, en tarafsız haberlerle birlikte burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.